Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Dalga mekaniği kısmından arkadaşlar ÖSYM tanımlı 3 kısımlara devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz şöyle. Su dalgalarının ortam değiştirirken kırılmaya uğraması ile dar bir yarıktan geçerkenki kırınıma uğraması olayları arasında bazı ortak durumlar gerçekleşir. Bunlar için yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kırılımla kırılmayı karıştırmamız lazım. Şimdi bunu şöyle yorumlayalım. Kırılma neydi? Kırılma arkadaşlar yani derin ortamdan burada dalganın başka sıvı ortama geçerkenki olayıdır arkadaşlar. Su dalgalarında. Yani ne yapıyor? Su dalgalarında o zaman ışın buradan geçerken ne yapıyor? Doğrultu değiştirebiliyor. Ama kırınım buna biz ne diyoruz? Buna arkadaşlar biz kırılma diyoruz. Evet, kırınım ne? Kırınım ise dalganın bir aralıktan geçerken şöyle arkadaşlar bükülmesi olayına biz ne diyoruz? Kırınım diyoruz. Evet, bu ikisi farklı olay. Burada ortak olan durumları sormuş. Buradaki bu durumdan hangisi ortak olarak gerçekleşir diyor. Evet, şöyle okuyalım. Her iki olayda dalgaların frekansı değil. Evet, frekans burada kaynağa bağlıdır. Kaynak her iki durumda da ne yapmıyor? Değişmiyor. O zaman kırılmada da frekans değişmiyor. Kırılmada da frekans. O zaman bu her ikisi için ortaktır. Değişmez. Her iki olayda dalgaların hızları değişmez. Şimdi arkadaşlar kırınımda dalganın hızı burada aynı devam ediyor. Çünkü aynı ortam. Ama burada arkadaşlar derin ortam, burada sıvı ortam. Yani sıvı ortamı geçerken dalganın hızı değişiyor. Onun için burada ne yaptı? İkisi için hızları ortak olmadı. Her iki olayda dalgaların doğrultusu değişmez. Burada arkadaşlar dalganın doğrultusu değişmiyor ama burada ne yapıyor? Dalga kırıldığı için doğrultu değiştiriyor. Onun için burada ortak değil. Sadece ortak olan frekansların ne olması her ikisinde de kaynağa bağlı olduğu için değişmediğini burada söylemiş oluyoruz. Buna göre cevabımızı A seçeneğinde görmüş olduk. Evet, geldik ikinci sorumuza. Derinliği her yerde sabit bir dalga yani özdeş aynı fazlığı iki kaynakla oluşturan girişim cesinin üzerinde seçilen bir noktanın kaynaklara uzaklıkları farkı dalga boyunun tam katlarına eşitse katar dalga boyunun yarısının yani buçuk katlarına eşitse katar düğüm olduğunu söylemiş. Evet, yukarıda verilen şartlarda oluşan girişim deseninin kaynakların tepe ürettiği bir andaki görülümü şekildeki gibidir. Desende koyu çizgiler dalga tepelerini, kesik çizgiler dalga çukurlarını göstermektedir. Buna göre A, B noktaların bulunduğu çizgi aşağıdan hangisine doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane kaynak var. Kaynakların tam orta çizgisi arkadaşlar burası olduğunu öncelikle ne yapalım? Şöyle görelim. Şimdi burada ne arkadaşlar? Bakın çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe. Şimdi bu çizgiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu orta çizgiye biz ne diyorduk? Merkezi katar diyorduk. Daha sonra arkadaşlar şurada oluşanlar dikkat ederseniz bir tepe bir çukur, bir tepe çukur. Burada oluşan çizgi nedir? Burada oluşan çizgi birinci düğüm çizgisidir. Tekrar arkadaşlar burada bakın tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe. O zaman düğümden sonra ne oluşur? Tabii ki K0'dan sonra, merkez katarından sonra ne yapıyor? Birinci katar oluşuyor. O zaman burada A noktasında ne oldu? A noktasında birinci düğüm çizgisi oluştu. Ama B noktasında ne oldu? Birinci dalga katarı oluştu. Ona göre cevabımız arkadaşlar B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuza göre sorumuz şöyle. Derinliği her yerde sabit bir su yayında özdeş ve aynı fazla iki noktasal kaynak ile girişim cesini elde ediliyor. Buna göre desen üzerinde meydana gelen düğüm çizgileri ve dalga katarlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar evet, şıklarımız için su dalgalarının dalga boyu artarsa dalga katarlarının sayısı artar. Şimdi arkadaşlar her katar arası uzaklık neydi? Yarım lambdaydı. Yani dalga boyuyla yani sonuçta dalga boyu orantılı. Eğer dalga boyu arkadaşlar artarsa çizgiler arası mesafe artmış olur. O zaman daha az çizgi çizeriz. O zaman birinci ifade doğrudur. Ardı arda gelen bir düğüm çizgisi ise bir dalga katar arası en kısa uzak dalga boyunun tam katıdır. Hayır arkadaşlar bir düğümle arkadaşlar artışık bir katar arası uzaklık nedir? Tabii ki lambda bölü 4'e eşittir. Yani tam katına değildir. Lambdanın 4'te 1'ine eşittir. Merkez doğrusu üzerine 0. katar var. Evet, merkez doğrusu arkadaşlar 0. katardır. Çünkü biz katarları çizerken ilk çizdiğimiz nedir? 0. katar. Sonra K1 arkadaşlar K2 diye gider. Bu arada neler vardır? Bu aralarda her katar arasında
ne oluyor? Bir düğüm. Burası da bir düğüm olduğunu biliyoruz. Yani şunun arası uzaklık arkadaşlar, tekrar söylüyorum, lambda bölü 2. Bir katar bir düğüm arası da lambda bölü 2 olduğunu tekrar belirtmiş olalım. Buna göre cevabımız arkadaşlar D seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Evet, geldik dördüncü sorumuz. Sorumuz şöyle. Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde yeterince küçük bir yarıktan geçilen kırmızı lazer ışığı düşürüldüğü ekran üzerinde şekildeki bir desen oluşturuyor. Bu deneyle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Evet, yaptığımız deney arkadaşlar tek yarıklı bir deney farkındaysanız. Evet, merkezi aydın saçağın genişliği diğer saçakların genişliğinden büyüktür. Evet, merkezi saçağın genişliği nedir arkadaşlar? 2 delta x, 2 saçak aralığıdır. Ama diğer saçaklar arkadaşlar nedir? Delta x'tir. Evet, demek ki merkez saçağı normal diğer saçakların 2 katıdır. O zaman bu ifade doğrudur. Merkezi aydınlık saçakları saçaktan uzaklaşırsa saçakların parlaklığı azalır. Evet arkadaşlar, merkez saçağı maksimum parlaklığa sahiptir. Uçlara doğru gittikçe arkadaşlar parlaklık ne olur? Azalır. O zaman bu ifadeyi doğru kabul edeceğiz. Ama çift yarıkta bütün saçakların parlaklığı eşit. Özellikle unutmayalım arkadaşlar. Deney kırmızı ışık yerine yeşil lazer ışığıyla yapılırsa ne olur? Burada arkadaşlar kırmızının frekansı, tabii ki kırmızının frekansı, yeşilin frekansı daha düşüktür. Ama frekansı düşük olanın dalga büyüktür. Burada o zaman kırmızının dalga boyu yeşilden daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi saçak genişliği. Saçak genişliğinin formülü neydi? Saçak genişliğinin formülü L lambda bölü dN. Yani dalga boyu büyürse saçak genişliği artar. Şimdi ne yaptı? Kırmızı yerine yeşil kullanmış. O zaman yeşilin dalga boyu ne yaptı? Yeşilin dalga boyu küçük olduğu için saçak genişliği ne yapar? Azalır. Burada bize artar dediği için o zaman bu ifadeye doğru kabul edemeyiz. O zaman cevabımızı 1-2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet, geldik 5. sorumuza. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde ekran KLM noktalarının aydınlık ya da karanlık saçakla oluşuyor. Buna göre KLM noktalarının aynı girişim cinsinin üzerinde bulundukları saçakların isimleri aşağıdan hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle ne yapalım? Bir saçak ekranımız olsun. Burada oluşan ilk saçağımız neydi? Aydınlık saçak. Sonra arkadaşlar tekrar bir aydınlık. Burası A2. Bu şekilde A3 diye ne yapıyor? Sıralanıyor. Her aydınlık saçak arasında ne var arkadaşlar? Bir karanlık. Burası K1'dir. Burası K2'dir. Burası K3'tür. Şimdi şıklarda tabii ki önce bakın dikkat etsin ardışık saçaklar var. Öncelikle şıklara bakarak inceleyelim. Şimdi L noktası önce L noktasında oluşması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar sonra ise K noktası. Şimdi 3. ay karanlık oluştuğunu varsaysak 3. karanlık neyse burası. 3. karanlıktan sonra demek ki önce karanlık oluşursa sonra ne yapıyor? Sonra 3. aydınlık. O zaman bu şık ne yaptı? Buna uydu arkadaşlar. Şimdi M noktası ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü M noktası karanlıkta aydınlık olabilir. Ama burada oluşması gereken şimdi ışıklarda eğer aynı saçak oluşuyorsa önce karanlık sonra aydınlık oluşur. Bakın dikkat ederseniz ne yaptık? Önce burada K1 oluştu. Daha sonra A1 oluştu. K2 oluştu. Sonra A2 oluştu. Demek ki önce ne yapması lazımmış? Önce arkadaşlar karanlık saçağın sonra aynı numarada aydınlık saçak oluşması gerekiyor. Buna göre cevabımız arkadaşlar D seçeneği de görmüş oluyoruz. Evet, geldik 6. sorumuza. Elektromanyetik dalgalarla ile gerçekleşen olaylara ile verilen hangileri örnek olarak gösterebilir? Evet, girişim arkadaşlar, girişim tabii ki hangisinde gerçekleşiyor? Çift yarıkta gerçekleşiyor. Bu elektromanyetik dalgalar ışık olaylarını anlatan çift yarıkta gerçekleştiği için evet bu o zaman burada gerçekleşir. Evet. İşte elektromanyetik dalga ışık demek de ışık olayı çift yarıkta girişimi anlatır. Kırınım arkadaşlar tek yarıktaki olayla gerçekleşiyor. Evet, bunu da söyleyelim. Şimdi Doppler arkadaşlar, Doppler ise tabii ki elektromanyetik dalganın Doppler'ı var ya, ışığın Doppler'ı var ya, ışık yaklaştığı, uzaklaştığı zaman frekansını ne yaparız? Farklı hissederiz. O zaman bunların hepsi arkadaşlar ışık olayını anlatan, yani demek ki elektromanyetik dalga ışık olayını anlatan durum demektir. Demek ki girişi ışığı, ışığın girişimi var, ışığın kırınımı var, ışığın Doppler'ı de var. O zaman hepsini arkadaşlar kabul etmiş oluyoruz. Evet, geldik 7. sorumuza. Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerindeki A0, K1
Bu nöge yarıkların birinin önüne şekildeki gibi cam leheva yerleştirirse A0K1 saçakların hareket yönü ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar yarıkların bir tanesinin önüne bir engel bıraktığımız zaman veya cam bıraktığımız zaman ışık buradan geçerken ya da buradan geçerken ne yapıyor arkadaşlar? Şuradan geçerken yavaşlıyor. Yani gecikiyor. O zaman buradan giderken arkadaşlar kaynaktan buradan gecikme olduğu için her zaman kaynaklar buradaki arkadaşlar saçaklar ne yapar? Geciken tarafa kayar. Onun için arkadaşlar burada A0 o zaman ne aşağı kayması lazım? A0 kayarken diğer saçaklar ne yapar? Peşinden kaymış oluyor. Buna göre arkadaşlar demek ki burada demek ki bunu cam koyduğumuz zaman gecikme olursa bütün saçaklar geciken tarafa kayar deriz arkadaşlar. Geciken tarafta aşağı taraf olduğu için hepsinin aşağı kaydığını rahatlıkla söylemiş oluruz. Evet, geldik 8. sorumuza. Günlük hayatta kullanılan bazı cihazlar aşağıdaki gibidir. Bu cihazların hangilerinde elektromanyetik dalga kullanılmaz? Elektromanyetik dalga ışık demektir. Işığın kullanılmadığı yer neresidir? Polis tesislerinde arkadaşlar radyo dalgaları kullanılır. Radarlarda yine arkadaşlar elektromanyetik dalgalar, CD çalar, yine arkadaşlar radyo dalgaları çalışır. Ama sonar dediğimiz sonar cihazları ses dalgaları çalışır. Onun için burada elektromanyetik dalga kullanılmaz. Buna göre cevabımızı arkadaşlar ne diyoruz? Yalnız 4 olarak söylemiş oluyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.